Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Emme ba'd. Değerli arkadaşlar, bu dersimizde mübteda ve haber arasındaki tertibi, sıralanışı ele alacağız. Bizim temel prensibimiz şu. El aslu en yeteqaddemel mübteda ve yeteekhar el haberu. Asıl ilkemiz, prensibimiz mübtedanın daha önce gelmesi, haberin ise daha sonraya kalması, daha sonra gelmesi. Evet, bizim temel ilkemiz bu. Demek ki mübteda önce gelecek. Zaten mübteda kendisiyle başlangıcın yapıldığı unsur anlamına geliyor. Haber ise daha sonra gelmesi gerekir. Ne gibi? Muhammedun hadirun, es-seferu mufidun örneklerinde olduğu gibi. Ancak bunun istisnası var mı? Elbette ki var. Arapça istisna kurallardan oluşan bir dildir. Dolayısıyla her ilkenin bir takım istisnaları olabilir, bulunabilir. Bunu da farkında olmamızda fayda var. Şimdi mübteda ne zaman sonra gelir, haber ise öne alınır. قَدْ يَتَقَدَّمُ الْخَبَرُ وَيَتَأَخَّرُ الْمُبْتَدَى اِذَا كَانَ الْخَبَرُ. Evet, mübteda daha önce gelir, haber daha önce gelir. Mübteda ise daha sonra gelir. Ne zaman? اِذَا كَانَ الْخَبَرُ اِسْمَ اِسْتِفَامٍ. Haber, ismi istifham olduğu zaman. Başka? جَارًا وَمَجْرُورًا. Haber, car ve mecrur olduğu zaman. وَالْمُبْتَدَعُ نَكِرًا. Mübteda ise nekre olarak geldiği zaman. Demek ki iki yerde mübteda zorlu bir şekilde sonra geliyor, haber ise öne alınıyor. Peki bunlar hangi maddeler? İstifham olduğu zaman, haberimiz istifham olduğu zaman öne alınır. Eyne Muhammedun, mete sefer örneklerinde olduğu gibi, birisi zaman soruyor, diğeri ise mekan istifhamı olarak geliyor. Peki neden bunların önüne alınması lazım? Çünkü bunlar istifham edatı. İstifham edatını ise sadaret hakkı vardır. Önce gelme hakkı vardır. Öyle olunca eyne meta kelimeleri haber olmasına rağmen öne alınmıştır. Çünkü bunlar soru edatıdır ve soru edatlarının öne alınma hakkı vardır. İkinci istisna maddesi ise haber car mecrurdan veyahut da zarftan da oluşuyorsa, bunu müellifimiz eklememiş ama haber car mecrur ya da zarftan oluşuyorsa, kısacası şöyle de diyebiliriz. Daha önceki dersimizde de kısmi olarak buna temas etmiştik. Haberimiz şibi cümle ise, zaten şibi cümle dediğimiz zaman neyi kastettiğimizi söylemiştik. Zarf, car mecrur, bunu kastediyoruz. Ne gibi? Filbeyti duyufun örneğinde olduğu gibi. Şimdi burada ne olmuş? Burada filbeyti kelimesi haber, duyuf kelimesi ise mübteda. Buna rağmen haber öne alınmış, mübteda ise sonra zikredilmiş. Sebebi ise basit. Çünkü burada duyuf kelimesi nekre olarak gelmiş, filbeyt ise car ve mecrur olarak gelmiştir. Ne diyor burada? El haberu eyne. Burada eyne haber olmuş oluyor. Takaddeme alel mübtedai, mübtedadan önce gelmiştir. Lianne edatel istifhami leha sadara, çünkü istifhamın sadaret hakkı vardır. Yine burada haber filbeyt olmuş oluyor. Takaddeme alel mübteda, mübtedadan önce gelmiştir. Liennehu şibu cümletin, çünkü şibu cümledir. Car mecrurdan oluştuğu için. Mübteda ise nekre olarak gelmiş. O da duyufun kelimesi olmuş oluyor. Şimdi mübteda kelimesi, mübteda ve haber arasında bu ilişkiye temas ettikten sonra mübteda ve haber arasındaki en önemli konulardan bir tanesi, biliyorsunuz, tertip konusu. Hangisi önce gelmesi lazım? Burada temel ilkemizi söyledik. Temel ilke itibariyle mübtedanın önce gelmesi, haberin ise sonra gelmesi gerekiyor. İkinci önemli konulardan bir tanesi, mübteda ve haber arasındaki marife ve nekra ilişkisi. Şimdi el aslu fil mübteda en yekune marife. Şurası bir gerçek ki mübtedada asıl prensibimiz, asıl kuralımız mübtedanın
marife gelmesi. Ente müştehidun, burada ente kelimesi mübteda, müştehidun haber. Peki nasıl olmuş oldu? Çünkü ente kelimesi biliyorsunuz zamirdir. Zamirler ise marife sayılır. Muhammedun kerimun, yine Muhammed kelimesi mübteda, aynı zamanda marife. Neden marife? Alem, yani özel isim olduğu için. Peki bu her zaman mı öyle olur? Yok. Bazı zamanlarda nekra ile gelmesi de olabilir. Şimdi ilkemizi söyleyeceğiz. La yecuzul ibtida'u bin nekra. Aslında nekra ile başlanması caiz değil. Yani mübtedanın nekra şeklinde gelmesi caiz değil. Asıl olan marife şeklinde gelmesidir. İlla iza efadet ev tahsulul faide. Ancak bu bir anlam ifade ediyorsa veyahut da bir anlam sağlanıyorsa durum değişebilir. Bi'iddeti müsevvigatin, bir takım gerekçelerle. Şimdi gerekçelerimizi burada sayacağız. Daha sonrasında ise örneklerini burada vereceğiz. Birinci gerekçemiz, yani müsevvigatul ibtida bin nekira, nekra ile başlanmasının sebepleri, gerekçeleri şunlardır. İzâ sebâkaha nefyun. Cümle nefi edatıyla başlıyorsa. Ev istifam, ya da istifam. Levla varsa, izâ el fucaiye varsa, bu durumda ne olmuş olur? Bu durumda mübteda nekra olarak gelebilir. Şimdi her birisinin örneğini vereceğiz. Örnekler şunlar. Mâ ahadun musafiren. Leyse benzediği için mâ ahadun musafiren şeklinde okumamız daha iyi olur. Mâ ahadun musafiren örneğinde burada, evet, görüyorsunuz burada marife gelmesi gerekirken nekre olarak gelmiştir. Çünkü ma kelimesi nefi edatı olduğu için. Ya da bunu ma ahada musafirun, evet, bu şekilde okumamız daha iyi. Ma ahada musafirun ya da ma ahadun musafiren diyebiliriz. Her ikisi de caiz. At-talibun ente örneğinde ise istifam oluşundan dolayı talibun kelimesi mübteda, ente ise haber. Burada talip kelimesi nekre olmasına rağmen mübteda oldu. Sebebi ise burada hemze, yani istifam edatının bulunması. Levla varsa, görürsün rahmet kelimesi burada mübteda, levladan sonra geldiği için. Haraçtu, dışarı çıktım. Feiza matarun munhemir, bir de baktım ki sağanak bir yağmur yağıyor örneğinde ise matar kelimesi mübteda, munhemir ise haber. Ancak matar kelimesi İza el-Fücaiye'den sonra geldiği için nekre olarak gelebilir. Bu birinci maddemiz. Demek ki nefi, istifam varsa veyahut da levle ve İza Fücaiye'den sonra geliyorsa bu durumda mübteda nekre olarak gelebilir. İkinci hususiyet ise İza hussiset bi vasfin ev izafetin. Vasıf veyahut da izafet yoluyla tahsis edilmiş olması lazım. Vasıf örneği şuna benzer. Mevtun kerimun hayrun min hayatin zelile. Şerefli, kıymetli bir ölüm zelil bir hayattan daha iyidir cümlesinde. Mevtun kelimesi mübteda olmuş oluyor. Mübteda olması caiz değil. Peki nasıl oldu bu? Kerimun kelimesi sıfatı olduğu için. Dolayısıyla kerimun kelimesi mevtun kelimesinin sıfatı olmasıyla ne olmuş oldu? Buradaki mübteda nekre olarak gelmesi caiz olmuş oldu. Hamsu salavatin ketebehunnallah alel ibad örneğinde de hamsu salavatin kelimesi izafe yapılmasından dolayı mübteda olarak gelebilir, nekra dahi olsa. Bu da üçüncü maddemiz. İza efadeti dua. Eğer o mübteda dua ile başlıyorsa, dua anlamı varsa, اَوْ دَلَّتْ عَلَى الْعُمُمْ ya da umumiyet ifade ediyorsa, اَوْ تَقْسِمْ ya da taksim ifade ediyorsa, şimdi bunun örneklerini verdiğimizde konumuz daha güzel bir şekilde anlaşılacaktır. سَلَامٌ لِلْمُؤْمِنِنْ müminlere selam olsun cümlesinde selam kelimesi mübteda, lilmu'minin haber olmuş oluyor. Selamu kelimesi mübteda ve nekra, nekra gelmesinin sebebi içinde dua manası olduğu için. Raculun asbaru min imratin. Erkek kadından daha sabırlı.
daha güçlü, daha dirençli dediğimizde buradaki herhangi bir erkekten bahsetmiyoruz. Umumi anlamda erkek cinsinden söz ediyoruz. Dolayısıyla racul kelimesi burada umumiyet ifade etmesi cihetiyle mübteda ve nekre olarak gelmiştir. Sabren, sabret. Femerretun leke ve merretun aleyke. Bazen senin aleyhine olur, bazen senin lehine olmuş olur. Bazen lehine, bazen aleyhine. Öyleyse sabret. Burada ise görmüş olduğunuz şekliyle taksim söz konusu. Yani bazen şöyle, bazen böyle dediğimiz zaman burada maratun kelimesi mübteda, leke haber, maratun mübteda, aleyke haber olmuş oluyor. Bir taksim yapmasından dolayı mübteda nekre olarak gelebilir. Ve son örneğimiz, son maddemiz اِذَا تَقَدَّمَ الْخَبَرُ عَلَيْهَا وَكَانَ جَارًا وَمَجْرُورًا اَوْ ظَرْفًا. Haber daha öncesinde geliyorsa ve car mecrurdan oluşuyorsa veyahut da zarftan oluşuyorsa, mübteda ise nekra ise nekra olarak gelebilir. Evet, nekra olarak gelebilir. Car mecrur veyahut da zarf önce geliyorsa bu durumda mübtedanın nekra gelmesi caizdir. Evet, konumuzu şöyle bir gözden geçirirsek iki konu işledik biz burada. Mübteda ve haber arasındaki tertip, bu da önemli konulardan bir tanesi. Diğeri ise mübteda ve haber arasındaki marife ve nekra konusu. Şimdi mübtedanın her zaman önce gelmesi, haberin ise sonra gelmesi bizim temel ilkemizdir. Ancak bu ilkemiz iki şekilde bozulmuş oluyor. Bunun istisnası var. O da haberin ismi istifham olması veyahut da şibi cümle olması, mübtedanın ise nekre olması. Bunu da örneklerini verdik. Asıl olan mübtedanın marife olması, haberin ise nekre olması. Aslında bu da önemli bir konu. Bazen de haber nekre gelmesi gerektiği yerde marife gelebilir. Muhammedun Resulullah örneğinde olduğu gibi müellifimiz zannedersem bu konuya temas etmemiş. Onun da bir takım ilkeleri, prensipleri vardır. Normalde haber mübtedanın marife olması gerekiyor. Ancak bi'iddeti müsevvigat dediğimiz bazı gerekçelerden dolayı mübteda nekre gelebilir. O da istifham edatı varsa başında, nefi varsa, levla ya da izaf hücaiye varsa, sıfat aldıysa, izafe varsa, dua cümlesi ise veyahut da umumiyet ifade ediyorsa, taksim ifade ediyorsa ve son olarak cümle şibi cümle olarak geldiyse, bu da car mecrur ve zarftan oluşan cümleye denilir. Bu durumlarda mübteda ne olabilir? Nekre olarak gelebilir. Daha sonraki dersimizde ise ismin kısımlarından bahsedeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.